Şimdi size kontak anahtarını şuraya biraz önce çizdim. Kayıt öncesi çizmiştim gerçi. Şimdi tekrar edelim. Bir akü çizdik, elektrik kaynağı. Diğer ismi akümülatör, akü, batarya şeklinde 3 tane ismi var. Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalın. Yine bir gösterge paneli çizdik buraya. Ve bir de küçük şirin bir marş motoru çizdik ve marş dişlisi çizdik buraya. Şimdi aracı çalıştıracağız. Evet, rica ederim. Şimdi kontak anahtarı ile akü arasında bir bağlantı kurdum. Yine benzer bir bağlantıyı gösterge paneli arasında kuracağım. Yine akümülatörle marş motoru arasında bir bağlantı kuruyorum. Ve akümülatörle bujiler arasında yine bir kablo bağlantısı yapalım. Kontak anahtarını iki aşamasından bahsedeyim. Normalde üç tane evresi vardır ama ikisinden bahsedeyim. İlkini çevirdiğinizde gösterge paneli yanar. Arkadaşlar sistem hazırlığını yapar. İkinci kez sonuna kadar çevirdiğinizde ise kontak anahtarı ile alınan talimat ile akümülatör marş motoruna elektrik verir. Akümülatör 12 voltluk bir elektrik enerjisini tuttuğunu varsayın. Bunun 2 voltunu marş motoruna verdi diye farz edin. Çünkü ders anlatırken rakamlar üzerinde oynayabilirim. Sistemin daha iyi anlaşılabilmesi için arkadaşlar bu bizim avantajımız olacak. 2 voltunu marş motoruna verdi ve marş motorunun dişlisi normalde şöyle geri plandaydı, şuradaydı, bir yerdeydi. Elektrik enerjisini alınca öne doğru geldi. Peki hocam öne doğru geldiğinde kiminle buluştu? Volan dişlisiyle birleşti burada. Peki volan dişlisi o esnada çalışıyor yani dönüyor muydu? Kesinlikle hayır. Çünkü motor henüz hareketsiz arkadaşlar. Şu an aslında içeride yakıt hava karışımı bile yok. Hiçbir şey yok. Bujiler kıvılcım çıkarmıyor. İçi bomboş şu anda. Araç aşağı indik. Sabah aracımızı çalıştıracağız. Kontağı çevirdik. Akümülatör elektrik enerjisinin bir kısmını atıyorum. 2 voltunu da gösterge paneline verdi. 2 voltunu da marş motoruna versin. Ve marş motoru dişlisini öne doğru çıkarmaya başladı. O esnada hareketsiz olan volan dişlisini ilk tur çevirdiğinde şekildeki pozisyonda olan, çok olan bu birinci yanma odasından işte şu kısımdan içeriye volan dönünce krank yülü dönmeye başladı ve şu krank yülünün bu kısmını aşağıya doğru eğince bir şırınga gibi pistonu aşağıya doğru çekti. Bunu sağlayan neydi? Marş motorunun volanı bir tur çevirmesiydi. Bu aşağıya doğru gelince buradan içeriye yakıt artı hava karışımı emildi. Emme zamanı gerçekleşti. Daha sonra marş motoru bir tur daha çevirdiğinde ise aşağıya bu pozisyona gelmiş olan ve aynı şekilde piston da bu pozisyona gelmiş oluyor tabii ki. Bu pozisyona gelmiş olan krank yeli bu kez de yukarıya doğru çıkar. Yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar aşağıya doğru şu şuraya kadar inmiş olan piston yukarıya şu an şekilde görüldüğü pozisyona gelir. Ve o esnada emilen yerdeki kapak kapanır. Buna subat denir. Çok önemli yok. Piston yakıt hava karışımını sıkıştırmaya başlar. Yani ikinci zaman gerçekleşir. Sıkıştırma. Birinci zaman emme, ikinci zaman sıkıştırma. Sıkıştırmanın bitiminde bu sefer de akümülatör bujiye talimat verir. İçerideki yakıt sıkıştırılmış, alınmış, emilmiş ve sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını ateşle diye. Arkadaşlar üçüncü zaman devreye girer. Ateşleme gerçekleşir. Ve içeride bir bomba etkisiyle piston hızla aşağıya doğru itilir ve o krank yülünü çevirir. Krank yülünün bu kısmı aşağıya, bu kısmı yukarı, bu kısmı aşağıya, bu kısmı yukarı derken artık otomatikleşir. Ve kendiliğinden ateşleme, içeriye emilmeler gerçekleşir. Otomatikten sıkıştırılır, otomatikten ateşlenir artık. Ve motor artık çalışıyor. Ve biz kontak anahtarından elimizi çekeriz. Kontak anahtarından elimizi çektiğimizde volanla birleşen marş dişlisi geriye çekilir. Görevini tamamlamıştır. Eğer geriye çekilmez ise volan dişlisi çok korkunç bir dişli olduğu için arkadaşlar o kibar narin dişliyi aşındırır. Şimdi kontak anahtarını çevirdik. Komut kime gitti? Akümülatöre. Akümülatör gösterge panelini açtı. Akümülatör marş dişlisine elektrik verdi. Marş dişlisi öne doğru çıktı. Volan dişlisiyle birleşti. Hareketsiz olan volan dişlisini iki tur çevirdi. İlk turda emmeyi, ikinci turda sıkıştırmayı. Üçüncü zamanın gerçekleşmesi için akümülatör devreye girdi ve bujiler vasıtasıyla içeride sıkıştırılmış hava yakıt karışımını ateşler. Arkadaşlar patlama gerçekleştikten sonra krankler artık kendi kendine döneceği için biz kontak anahtarını elimizi çekeriz ve marş dişlisi geriye çekilir. Marş dişlisi geriye çekilmez. Yani kontaktan elinizi çekmezseniz hık diye bir ses duyarsınız. İşte bu marş dişlisinin işkence sesidir arkadaşlar. Dişli zarar görüyor. Neden? Artık patlamaların basıncıyla dönen bir krank yeli ve ucuna bağlı olan volan dönüyor. Korkunç bir dönüş hızı. Kibar marş dişlisinin. Naif 12 voltluk bir elektrik enerjisiyle çalışan incecik küçücük bir motorun dişlisine zarar verir çünkü arkadaşlar. Bu da devasa bir kuvvet var. Hocam nereye geleceksin? Soruya geliyor. Sınav sorusu geliyor. Hazır olun arkadaşlar. Soru şu. Kontak anahtarını çevirdiğimizde komut aküye gelirdi. Akümülatör elektrik enerjisini marş motoruna verir ve vuh diye bir ses gelir. Bu marş motorunun sesidir. Şimdi bir sabah indik aracımızı çalıştırmak için arkadaşlar. Karşımızda oturduk aracımızın içine. Elimize kontak anahtarını aldık ve kontağı yerleştirdik, çeviriyoruz. Çevirdik sonuna kadar tık tık diye ses geliyor. Normalde vuh sesini duymamız gerekiyordu ama bize şimdi tık tık sesi geliyor. Ve gösterge paneli de çalışmıyor. Muhtemel arıza nerededir? Sınav sorusu bu. İsteyenler arkadaşlar mikrofonlarını açıp söyleyebilir veya yazabilirler. Tekrar soruyorum. Kontak anahtarını çevirdik. Tık diye bir ses geldi. Gösterge paneli yanmıyor. Marş motoru çalışmıyor. Akü bitmiştir hocam. Buyurun söyleyin. Biraz Akü boştur. akü boşluğu seçeneği var. Akü boş, aküde, aküde, aküde. Herkes akü demiş. Güzel. Evet arkadaşlar akümülatörün kendisi boş olabilir. Güzel. Akümülatör boşalmıştır veya
kutup başları gevşemiştir. Bunlara kabloların takıldığı kutup başlar vardır. Böyle onlar gevşemiş olabilir veya kutup başları oksit yapmış olabilir. Sonuçta bu pil arkadaşlar. Piller oksitlenme yapabilir. Cevabınız doğru arkadaşlar. Soru 2'ye hazır olun arkadaşlar. Bu günlük hayatında lazım olabilir size. Kontak anahtarını sonuna kadar çevirdik. Marş motoru çalışıyor. Gösterge paneli yanıyor. Ama aracımız çalışmıyor. Yani motorumuz çalışmıyor. Kontak anahtarını çevirdim. Marş motoru çalışıyor. Gösterge paneli yanıyor. Ama motor çalışmıyor. Sebebi ne olabilir? Buyurun cevabı alabilirim. İsteyen mikrofon açık. Yakıt bitik, benzin yok. Yakıt bitik, benzin bitmiş. Çoğu bildi ama bir cevap daha var. Herkes yakıta şey yapmış. Başka bir cevap daha var. Onu da düşünün. Bakalım. Bu sorunun iki doğru cevabı var. Hocam soruyu baştan alır mısın? Tabii ki. Kontak anahtarını sonuna kadar çevirdim. Marş motoru çalışıyor. Gösterge paneli yanıyor. Ama aracımız çalışmıyor. Yani motorumuz çalışmıyor. Sebebi nedir diye sor. Buji ateşlemiyor dedi Gülten Hanım. Gayet güzel. Arkadaşlar doğru cevabımız iki tanedir. Ya bujilerden kaynaklı. Yani ya da şöyle diyebiliriz. Ateşleme sisteminden kaynaklı bir problem vardır. Ya da yakıt yoktur. Evet. Hocam yakıt varsa peki? Yakıt varsa ateşlemeden kaynaklı. Peki yakıtın sadece yakıtın olmamasından kaynaklı. Yok, yakıt filtresi tıkanma olabilir. Yakıt pompası arızalı olabilir. Yakıt borularında tıkanma olabilir. Bunlar olabilir. Ateşleme bujiler bozuk olabilir. İşte buji kabloları gevşemiş olabilir gibi arkadaşlar. Ama bu arada en son zamanda egzostur onu da yazmış olalım arkadaşlar. Burayı siliyorum çünkü. Evet, şimdi bu aracı da çalıştırdıktan sonra arkadaşlar. Ya hocam diyelim ki aracıma bindim. Ya da ne bileyim sabah kahvaltımı yapıyorum böyle. Aşağıda baktım komşum aracımı çalıştırmaya çalışıyor. Kontağı çeviriyor. Vuhuhuhu sesleri geliyor. Vuhuhuhu sesleri neyin sesi hocam? Motorun sesi mi? Hayır. Marş motorun sesi. Ama araç çalışmıyor hocam. Hala inat ediyor. Kapatıyor kontağı. Vuhuhuhu bir daha deniyor. Olmuyor. Bir daha kapatıyor. Bir daha deniyor. Vuhuhuhu yapıyor. Bir daha olmuyor. Balkondan sesleniyor komşunuza. Komşu uğraşma. Ya yakıt problemin var, yakıtta bir problemin var ya da ateşleme sisteminde bir problem var. Daha fazla uğraşma çünkü 12 voltluk elektrik enerjisini bitireceksin. Marş motoru onu emer bitirir arkadaşlar. O yüzden çok fazla uğraşmayın. Akümülatör bitebilir. Buyurun arkadaşlar sınav sorularınızın çıktığı başka bir konuya, en çok sınav sorularınızın çıktığı başka bir konuya. Konumuzun ismi soğutma sistemi. Hocam öncelikle şunun altını bir çizer misin? Soğutma sistemine neden ihtiyaç duyuyoruz? Neden var? Arkadaşlar varoluş sebebi şu. Bu bir demir yığını. Ve bu demir yığını içinde sürekli patlamalar oluşuyor. Ve saniyelerle patlamalar oluşuyor. Hatta gaz verdikçe saniyeden çok daha kısa sürelerle patlamalar oluşuyor. Eğer oluşan patlama ile birlikte oluşan ısınma, demirin ısınması bertaraf edilmez. Eğer soğutulmazsa sistem çöker. Yani hararet yapar. Bunu soğutacağız arkadaşlar. Aracı çalıştırın. 1 kilometre yol alın. O kışın belki 1,5 kilometre fark etmez. Yazın 500 metre. İçinde ısınır motor. Dolayısıyla o ısınan motora müdahale etmemiz lazım. Hep belirli bir sıcaklık aşamasında aralığında çalışması lazım. Yani soğuk çalışması da iyi değildir. Ilık çalışması gerekiyor. Bunun için aracımızı soğutacağız. Hocam aracı neyle soğutacaksın? Suyla. Hocam üzerine su mu dökeceksin? Kabaca öyle diyebilirim. Üzerine dökmeyeceğim ama su göndereceğim sisteme. Siz hocam işte patlama olmaz o zaman su buraya kaçmayacak. Su borular arasında dolaşacak. Ve bir şekilde motorun ısısını içine alacak. Peki hocam su lazım sana? Evet, bir su deposu da lazım. O işte bu su deposu arkadaşlar adı çizdim ben buraya radyatör. Radyatörün görevi nedir? Radyatör petekleri vardır. Evde kaloriferimiz vardır ya. İşte kalorifer olan evlerde kaloriferlerde şey vardır. Su vardır peteklerin içinde. İşte bu da radyatör arkadaşlar. Soğutma suyuna depoluk eder. Su deposudur arkadaşlar. Su deposu. Ve bu suyun, su deposunun içindeki suyun kışın bu soğutucu, dondurucu havalarda donmasını engellemek için antifriz arkadaşlar kullanılır. Evet. Antifriz kullanılır. Antifriz suyun donmasını engelleyen kimyasal bir sıvıdır. Antifriz tamamen antifrizle dolu değil. Su vardır. Nasıl bir su hocam? Arkadaşlar kireçsiz bir su. Yazalım. Şöyle yazmayı da unuttuk. Kireçsiz. Kireçsiz bir su. Neden? Çünkü radyatör peteklerini tıkar arkadaşlar. Su kanallarını tıkar kireç. Dolayısıyla kireçsiz olması gerekiyor. İçilebilir temizlikte kireçsiz bir su. Hocam bu suyu şimdi içi su dolu dedim bunun. Evet su dolu. Bu suyu su kanallarına göndereceğim. Hani su kanalı çizmedin. Hemen çizeyim. Basit onlar. Çiziyorum. Bak su kanalı. Bunlar su kanalı. Peki hocam gerçekten su kanalı böyle mi? Buna yakın. Bir önemi var mı hocam? Yok. Tamirci yapmayacağız sizlere arkadaşlar. Mantığını anlamanızı sağlamaya çalışıyorum o kadar. Su kanallarını çizdik. Saf su değil. Yok abi. Güzel mi? Saf su değil. Saf su aküde olur. Onu da yazalım. Saf su akünün içinde olur. Pardon. Şunu küçük inceyle çizelim. Saf su ve asit vardır. Eğer bu iki birleşimin adı elektrolittir. Elektrolit. Elektrolit sıvısı denir buna. Saf su ve asit karışımı. Akünün sıvısı azalırsa saf su ekleyin. Burası bildiğimiz içilebilir su. Su kanallarını çizdim arkadaşlar. Su kanallarına su göndereceğim. Hocam su kanallarına suyu nasıl göndereceksin? Bir su pompasına ihtiyacımız var. Su pompası işte bu. İşte onu da çizelim. Adı su pompası. Su pompası. Devir daim su pompası. Devir daim sülfülasyon demek. Devir daim su pompası. Devir daim su pompası bu suyla nasıl gönderecek bir bağlantı kurmadın? Hemen kuralım bağlantıyı.
Arkadaşlar şurada bir kasnak var. Krankmiline bağlı. Yani krankmili dönünce o kasnakta motor çalışınca ısınmaya başlar. Dolayısıyla o yüzden soğutma ihtiyacı hissederiz. Dolayısıyla krankmili döner ve bu kasnak döner. Sonra şuraya bir kasnak çizeyim. Evet. Sonra da şuraya bir kasnak çiziyorum arkadaşlar. Kaç tane kasnak oldu? Bu kasnak devrilen su pompasına da bağlı olsun. 3 kasnağımız var. Ve bu 3 kasnaktan hangisi hareketli? Şu sadece şu. Bu 3 kasnak arasına bir kayış geliyor. Bunun adı V kayışı. V'nin açılımını birazdan söylerim size. Evet, işte artık bu krankmiline bağlı olan ve hareketini krankmilinden kendiliğinden alan bu kasnak dönmeye başladığında devrilen su pompasına bağlı olan bu kasnak da dönmeye başlıyor. Ve devrilen su pompası çalışmaya başlıyor. Ve bu kasnak yükler dönüyor. Bu kasnak şimdilik işimize yaramıyor ama birazdan yarayacak. Arkadaşlar devrilen su pompası suyu alıyor. Suyu alsın. Şuradan alıyor. Şöyle burayı silelim. Evet, suyu buradan alıyor arkadaşlar. Evet, devrilen su pompası arkadaşlar suyu alıyor içine ve buradan da birazdan gönderecek. Şöyle onu mavi çizelim. Şöyle bir bağlantı kuruyoruz. Nasıl kuracağız? Şöyle. Evet. Şurayı siliyoruz. Evet. Suyu buradan alıyor. Devrilen su pompası şöyle gönderiyor su kanalına. Bu gönderilen, kanala gönderilen su soğuk olarak gider. Şu aşağıdan tekrar içeriye şu şekilde geri döndüğünü düşünürsünüz. Hocam burayı çizemedin sanki. Çok önemli değil. Buradan içeriye arkadaşlar tekrar sıcak olarak geriye dönüyor. Soğuk olarak giden su sıcak olarak arkadaşlar geri dönüyor. Yazalım şuraya. Sıcak olarak geriye dönüyor. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Soğuk olarak gidiyordu. Gidiyor. Demirin içinde dolaşıyor. Tekrar dolayısıyla demiri soğutunca arkadaşlar demirin ısısı suya geçiyor. Su tekrar sıcak olarak geriye dönüyor. Sıcak olarak buraya geri dönen sıcak su işte tam şurada V kayışına ismini veren parça tarafından yeniden arkadaşlar soğutuluyor. Bu parçanın ismi vantilatör. Evet, bu kasnağa bağlı. Yani bu kasnak dönünce hem devrilen su pompası çalışıyor hem de buradaki vantilatör çalışıyor. Hocam vantilatör ne olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Yani eskiden klimalar yoktu ki. Prize takardık vantilatörle soğuturduk arkadaşlar ortamı. Şimdi araçlarda da bu vantilatör yerine fan kullanılıyor yani. Bir nevi radyatörü soğutmak için özel klima diye düşünebilirsiniz. Fan var. Fanın bir elektrik motoru var. O soğutuyor. Eski araçlarda hala bu kasnak vasıtasıyla çalışan bir vantilatör var. Zaten Şahinler'de falan vardır arkadaşlar. Eski serilerde. Vantilatör yazalım. Vantilatör. Arkadaşlar şu kayışın ismi de V kayışıydı. Onu da yazalım. V kayışı açılımı vantilatör kayışı. Kayışa ismini veren parçamız bu. Şimdi motor çalışıyor. Belirli bir süre sonra oluşan buradaki patlamalar demiri iyice ısıtıyor. Isındığını anlayan sistem soğuk suyu içeriye girmesine izin veriyor. Soğuk su içeri girince demirin ısısı suya geçiyor. Su tekrar sıcak olarak, soğuk olarak giden su sıcak olarak geriye dönüyor. Vantilatör onu soğutuyor. Demirden su pompasını tekrar gönderiyor. Yani sürekli demir dayım oluyor. Aynı su dönüp dolaşıyor. Peki hocam ben aracımın içindeyken soğutma sisteminin kusursuz bir şekilde işleyip işlemediğini, çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağım? Arkadaşlar hararet göstergesinden. Hararet göstergesinden anlayacağız. Şimdi hararet göstergesinden önce şu parçayla da anlatayım size. Sonra anlatayım size hararet göstergesi. İşte şurada bir parça var. Bu parça suyun, soğuk suyun içeriye girip girmemesine izin veren parça. Evet, tekrar ediyorum. Şuradaki parça devir dayım su pompasının göndermiş olduğu soğuk suyun içeriye girmesine izin veren veya vermeyen parça. Arada demirin ısısını, yani bu patlamalar sonucunda meydana gelen ısınmanın demirde meydana getirmiş olduğu ısının derecesini kontrol ediyor. Acaba eğer demir fazla ısındıysa suyun girişine izin veriyor arkadaşlar. Su içeri girmeye başlıyor. Demiri biraz soğutunca suyu tekrar kesiyor. Suyu bir veriyor, bir kesiyor. Bir veriyor, bir kesiyor. Böylelikle motoru çalışma sıcaklığında sabit tutuyor. İşte bu parçanın ismi arkadaşlar termostat. Termostat ne işe yarar hocam? Arkadaşlar termostat motorun ılık çalışmasını, yani çalışma sıcaklığında sabit kalmasını sağlayan parçadır. Hocam termostat başka nelerde var? Mesela günlük hayatta örnek verebilir misiniz? Mesela ütü çalıştıracaksınız. Ütüyü fişe taktınız, prize taktınız. Ütü ısınmaya başladı. Belirli bir kıvamda, yani elbiseyi düz hale getirebilecek sıcaklığa ulaştıktan sonra ışığı söner. Yani termostat devreye girer ve o ütünün daha da fazla ısınmasını engeller. Ve belirli bir çalışma sıcaklığına sabit kalır. Daha sonra ütüyü elbiseye vurdukça tabanı soğumaya başlar. Soğudukça belirli bir süre sonra tık ışığı tekrar yanar. Yani yeniden tabanı ısınmaya başlar. Ya da buzdolaplarında vardır. Buzdolabının sesi bazen gelir bazen kesilir değil mi? Dın diye bir ses çıkartır buzdolapları. Dolayısıyla içeriği soğutma işlemi için soğutma sistemi, buzdolabının soğutma sistemi devreye girip buzdolabının içini belirli bir soğukluğa getirdikten sonra soğutma işlemini keser. Dolayısıyla artık buzdolabını soğutan bir şey yoktur. Eğer buzdolabının kapağını açarsanız içeriye sıcak hava girer ve o çalışma soğukluğu kaybedilince arkadaşlar oradaki termostat tekrar buzdolabının soğumasına izin verir. Dolayısıyla motor devreye girer ve buzdolabı elektrik sarfiyatına sebebiyet verir.
İşte o yüzden buzdolaplarınızın kapağını sık sık açıp kapamayın arkadaşlar. Şimdi termostat ne işe yarar? Termostat suyun girişine bazen izin verir, bazen de izin vermeyerek motoru bir çalışma sıcaklığında, yani ılık çalışmasına sağlar diye. Şimdi hararet göstergesiyle bakarak biz aracımızın soğutma sisteminin çalışıp çalışmadığını anlayabiliyor muyuz? Anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hararet göstergesinde şu kısım soğuktur arkadaşlar. Mavi olarak çizdiğim soğuktur. Şu sıcak olarak çizdiğim kısım ise tehlikeli bölgedir. Yani sıcak artık aşırı artmış, araç hararet yapmıştır. Şu kısım ise ılık bölgedir. İşte arkadaşlar sabah aracınıza bindiğinizde aracın soğutma sisteminin ibresi sıfır. Yani arkadaşlar soğuk bölgeyi gösterir. Kontak anahtarını çevirip motorda ateşlemeler meydana geldikçe, içeride patlamalar gerçekleştikçe demir yağını ısınmaya başlar. Ortalama bir yazın 500, kışında 1-1,5 kilometre gittikçe arkadaşlar bu ibre yükselmeye başlar. Yükselmeye başlar. Çünkü ısınma devam ediyor. Bak termostat hala suyun girişine izin vermiyor. Isınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Ilık bölgeye gelmesini bekliyor. Ilık bölgeye geliyor, ısındıkça ısınıyor. Ilık bölgenin bu tarafına geçmek isterken termostat suyun girişine izin veriyor. Su içeriye boca ediliyor arkadaşlar. Kanallardan dolaşıyor. O zaman ibre geri çekiliyor. İbre tekrar ılık bölgeye geliyor. Ilık bölgenin soğuk tarafına geçmek istiyor. Bu sefer de suyu kapatıyor arkadaşlar. Dur diyor, çok da soğuyamazsın diyor. Ilık duracaksın. Bu sefer de suyun girişini kapatıyor. Suyun girişini kapatınca da ibre tekrar bu tarafa yönelince bu sefer de suyun girişine izin veriyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar bizim çıplak gözle görebilmemizin mümkünatı yok. Suyu kapatınca arkadaşlar suyu kapatınca tekrar ısınmaya başlıyor. Tekrar açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor derken biz onu ancak gözümüzle arkadaşlar sanki bu ibre hep ılık bölgede sabit kalıyormuş gibi görürüz. Hocam ya bir şeyler olur ve bu ibrenin bu tarafına geçerse yavaş yavaş da kırmızı bölgeye doğru yol alırsın, sistem çökmüş demektir. Evet, hararete doğru gidiyor araç. Ne olmuş olabilir hocam? Valla belki radyatör delinmiştir, su kaçağı vardır. Ondan olabilir. Başka hocam? Kireçlenme, kötü kireçli bir su kullanmışsınızdır. Ondan da olmuş olabilir. Petekler tıkanmıştır. Radyatörün içinde petekleri vardır. Onlar tıkanmıştır. Bunun dışında arkadaşlar ne vardır? Su kanalları tıkanmıştır. Soğuk su boruları kanallar arasında, motorlar arasında dolaşan tüm borular vardır. Bunlar tıkanmıştır. Devir daim su pompası çalışmıyor. Arıza yapmış olabilir. V kayışı kopmuş olabilir. Vantilatör kırık olabilir. Onun dışında termostat arıza yapmış olabilir, suyun girmesine engel olabilir. Bunlar hep sınav sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hararet sebeplerinden biridir? Bitti. Sınav sorusu bu. Şimdi siz bunun çalışma prensibini bileceksiniz. Ha, bir su var, su pompası var. Krank yönelik kaslarından hareket alıyordu. Onun ucunda da vantilatör var, o da orada soğutuyordu. Su pompası suyu gönderiyor. Bunun girişine termostat izin veriyor veya vermiyordu. Belirli bir ılıklıkta kalmasını sağlıyordu. Göstergenin kırmızı bölgesine geçtiğinde sistem çökmüş demektir. Araç hararet yapmış demektir. Hararet yapma sebepleri neydi? Radyatör çatlak olabilir, su kaybı vardır. Veya sıcak su boruları çatlak olabilir, su kaybı vardır. Veya su kanalları çatlak olabilir, su kaybı vardır. Yani su kaybı bir hararet sebebidir. Kireç, borular kireçlenmiştir, kanallar kireçlenmiştir, hararet sebebidir. Evirden su pompası arızalanmıştır. Vantilatör kırılmıştır. V kayışı kırıktır. Termostat arızalıdır. Bunlar başlıca. Şimdi bir hararet de, hararet göstergesi şekli de şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şeydi, sanırım yanlış hatırlamıyorsun. Şöyle. Bak bu da çok çıkıyor. Şöyle bir santigrat var. Sıcaklık ölçü birimi. Şurada termometre işareti zaten arkadaşlar. Bu da bir arkadaşlar hararet sebebi, hararet göstergesidir. Bu da bir hararet göstergesidir. Bu da hararet göstergesi. İki versiyonu vardır. Şunu da sorabilirler sadece. Bunu da sorabilirler. Yani şunu gördüğünüz zaman sıcaklık gelsin aklınıza yani. Zaten direksiyon sınavında da soruyorlar. Hararet göstergesi. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Peki soğutma sistemi bu kadar arkadaşlar. Geldik motorun en altına arkadaşlar. Motorun en alt. En alt kapağı. Bunu mesela bundan sonrası yoldur işte, asfalttır, yoldur ya. Yani. Şurada teker var mesela, konum var. Burası yol ya. Yani. Mesela sivri bir taş olsa şöyle bunu delebilir. Bu en alt kapak var ya. Hocam bu en alt kapağın adını yazsan sana hemen yazayım arkadaşlar. En alt kapağın adı arkadaşlar, hatta şöyle yapalım. Şöyle. Karter. Karter yağ deposu arkadaşlar. Yağ deposunun adı karter. Hocam şimdi bunun içinde yağ mı dolu? Evet. Bunun içi yağ dolu arkadaşlar. Burası yağ deposu. Bu nasıl su deposuysa radyatör. Bu da karter yağ deposu. İçinde yağ dolu. Karter yağ deposu. Yağlama sisteminin görevleri vardır arkadaşlar. Yazalım şuraya. Klasik sınav soruları. Yağlama sisteminin görevi. Hocam soğutma sisteminin görevi ne? Soğutma. Yağlama sisteminin 3 görevi var. Aşınmayı önlemek. Aşınmayı önlemek. Birinci görevi bu. Çünkü bütün parçalar birbirine sürtünür. Sürtünerek çalışır. Bu görmüş olduğunuz demir yığının bir kesitini çiziyorum. Arkadaşlar binlerce parça birbirine sürtünerek çalışıyor. Bunu abartmayalım da yüzlerce parça birbirine sürtünerek çalışıyor. Dolayısıyla her birbirine teması esnasında bu demirden olan parçaların hepsi aşınır. Onu yağlamazsak yani. O yüzden yağlama sistemi sürtünmeden kaynaklı aşınmayı önlemek. Birinci görevi bu. İkinci görevi temizlik. Üçüncü görevi soğutmaya yardımcı olmak. Soğutmaya yardım. Evet, bunlar da, bu da üçüncü görevi. Şimdi hocam bu yağ, muhtemelen bu yağ çalışan parçaların üzerine göndereceksin. Evet, bunun için bir yağ pompasına ihtiyacım var. Yazıyorum adı arkadaşlar, yağ pompası.
Yağ pompası. Yağı nasıl gönderiyor hocam? Bak şöyle gönderdiğini düşünüyorum. Bak böyle. Hocam gerçekten böyle mi? Böyle göndermiyor ama böyle gönderdiğini bilmemiz bir şey değiştirmez arkadaşlar. Tamam, iyi olmayacağız. İşte. Gönderilen bu yağ, yani yakıt pompası tarafından tazyikli bir şekilde diyelim, gönderilen, tazyikli değil de basınçlı bir şekilde gönderilen bu yağ, çalışan parçaları yağlar. Yağlama işleminden sonra arkadaşlar fazlalık olan yağ yer çekimi kuvvetiyle tekrar aşağı doğru gelmeye başlar, karterde birikir. Evet, gönderilen yağ tekrar aşağıya gelir. Fazla yağ. Ve gelirken kendisiyle toz parçacıklarını getirerek arkadaşlar temizlik işini üstlenir. Evet, gönderilen yağ sıcak demire de temas etmiş olabilir ve dolayısıyla yağ ısınmış olabilir. Ve kendisiyle birlikte toz parçacıklarını da getirmiş olabilir. Şimdi gelen yağ artık eskisi kadar temiz değil arkadaşlar. Kirlenmiş bir yağ geliyor, toz parçacıkları var ama kullanılabilir durumda hala. Ne yapalım hocam? Filtreleyelim. Yağ filtresiyle, yağ filtresi arkadaşlar, yağ filtresiyle geri gelen yağ, kirli yağ temizleniyor ve tekrar yağ pompasına geri veriliyor. Yağ pompası aynı yağ tekrar gönderiyor arkadaşlar. Ve belirli bir süreden sonra yağ iyice kirlenir, iyice ısınır. Kalitesi düşerse yağ değiştirilir, yağın kendisi değiştirilir. Yağ filtresi de gözeneklere tıkanır, o da değiştirilir arkadaşlar. Yani yağlama sisteminde iki parça değiştirilir. Biri yağ filtresi, biri de yağın ta kendisi. Ortalama ne kadar hocam? Yani ortalama 10 bin kilometrede bir arkadaşlar yağınızı değiştirin. Evet, yeni yağ alın. Bir aracın başına gelebilecek en kötü durumların en başında kim gelir, ne gelir diye sorarsanız yağlama sisteminin iflas etmesi gelir. Arkadaşlar birbirine geçmiş, birbirine sürtünerek çalışan o çarklarda öyle bir zarar meydana gelir ki bu cüzdanın tamamının arkadaşlar boşalmasına sebep olabilir. Bir aracın başına gelebilecek en tehlikeli durum. Yağlama sisteminin arıza yapması. Hocam yağlama sisteminde nasıl, ne gibi bir arıza olabilir? Karter ve çatlak vardır. Darbe almıştır. Karter yoldan kaynaklanan bir darbe almıştır. Çatlamıştır. Yağ sızıntısı var. O yüzden iyi bir sürücü park ettikten sonra, park ettiğin yerden çıktıktan sonra biraz bir araç boyu ileride durur, gelir, park ettiği yere bir bakar. Sızıntı var mı? Arada kontrol eder. Arkadaşlar, tabii yağ göstergesinden de işte şuradaki göstergeye bakın. Bakın burada köşede, sağ köşede. Bu göstergenin yanıyor olması da sıkıntı anlamına gelir. Sönmesi gereken bir araç. Seyir esnasında. Yağ filtresinin, yağ kaçağı dedik. Yağlama sisteminin arıza sebeplerinden. Yağ filtresinin tıkalı olması arkadaşlar dedik. Bir de yağın aşırı bir şekilde kirli olması da yağlama sisteminin arkadaşlar arıza yapmasına sebebiyet verir. O yüzden 10 bin kilometrede bir değiştirin. Yağı en kalitelisinden kullanacaksınız. Önerilen yağ kullanacaksınız. Yani aracın ne neyse artık, Renault mudur, Peugeot mudur, Volkswagen midir, BMW midir, Mercedes midir bilemiyorum. Genelde bir yağ önerirler. Üzerinde yazan şu yağı kullan diye. Yani piyasadaki en diğer kaliteli yağları da alsanız o da aynı kişi rahatlıkla fazlasıyla görür. Ama muadil yağ, kötü yağ, kaçak yağ kullanmayın. Bir aracın başına gelebilecek en tehlikeli yağ arkadaşlar. Hocam biz yağ seviyesini ara ara ölçebilir miyiz? Evet. Yağ çubuğunu kullanırsanız arkadaşlar ölçebilirsiniz. Hemen bir yağ çubuğu çizelim size. Şöyle bir yağ çubuğu. Direksiyon sınıfında da sorarlar. Yağın seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalı hocam? İki çizgisi arasında olmalıdır. Yazalım. Yağ çubuğu. Yağın seviyesini ölçer ve belirtilen iki çizgi arasında olmalıdır. Şöyle bir düz zeminde 4-5 dakika bekleyin düz bir zeminde arkadaşlar. Yağın motoru kapattıktan sonra yağın aşağıya süzülmesini bekleyin. Sonra da yağ çubuğunu çıkarıp silip yerleştirip çıkarttığınızda iki çizgi arasında ise problem yok. Çok böyle diplere gelmişse değiştirmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi diplere geldiyse bir problem var. Niye biraz daha azalabilir bazen arkadaşlar. Ama böyle diplere kadar azalması. Mesela almıştınız 2000 km önce daha 8000 km'niz var, yağ seviyesi azalmıştı. Bir iki kaçak var. Niye azalsınız? Ha diyelim ki 9000 km önce almışsınız. Azalabilir o zaman. Zaten ömrünü tamamlayacak süreye de gelmiş. Normal. Takviye yaparsınız. Zaten park yerinize bakarsınız. Yağlama sistemi. Şu lambayı görüyor musunuz? Yağlama lambası. Arkadaşlar bunun büyük halini çizeyim şöyle size. Şöyle. Alaaddin'in lambası diyorum ben buna. Yağ lambası arkadaşlar. Güzel. Şimdi bunun sönmesi gerekir.